Herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda Orta Çağ'a uzanacak ve düşünce tarihinin tanıdığı en önemli düşünürlerden birisi olan Thomas Aquinas'a uğrayarak Tanrı'nın varlığı hakkındaki görüşlerini öğreneceğiz. Büyük emekler vererek hazırlamış olduğum videolarımın devamı için desteklerinize ihtiyaç duyduğumu bilmenizi isterim. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdi hazırsak videomuza geçebiliriz. Herkese iyi seyirler. Thomas Aquinas 1225'te İtalya'nın Lombardiya bölgesinde doğdu. Henüz 5 yaşındayken Benediktin keşişlerinden eğitim almak üzere Monte Cassio Manastırı'na gönderildi. 13 yaşına kadar burada kalan Aquinas daha sonra Napoli'ye gönderilerek Napoli Üniversitesi ile bağlantılı bir Benediktin yurdunda eğitim aldı. Sonraki 5 yılını yoğun bir eğitim alarak geçiren Aquinas, bu süreçte manevi hizmete adanmış bir yaşam tarzını benimsedi. 1243'te Dominiken keşişlerinin kurdukları bir tarikata gizlice katıldı. Gizlice katılmasının sebebi ailesinin bu durumu onaylamıyor olmasıydı. Ardından 1244'te keşiş oldu. Ancak ailesi bu durumu öğrenince onu kaçırıp bir yıl kilit altında tutarak Aquinas'ın girmiş olduğu yolun yanlışlığını göstermeye çalıştılar. Ne var ki bu çabalar işe yaramadı ve Aquinas 1245'te serbest bırakılınca Dominiken tarikatına geri döndü. 1245 ile 1252 yılları arasında Napoli'de, Paris'te, Köln'de Dominikenlerle birlikte eğitim gördü ve ardından Paris Üniversitesi'nde teoloji öğretmek üzere Paris'e döndü. 1273'te felçlik geçirerek yaptıklarının sadece önemsiz şeyler olduğunu söyledi ve bir daha hiç yazmadı. 49 yaşında öldü ve 1323'te Katolik Kilisesi tarafından aziz olarak tanındı. Aquinas Tanrı'nın varlığına dair kanıtlarını ünlü Tanrı Bilimi Üzerine adlı eserinde ele aldı. Aquinas Tanrı ile ilgili bilgileri ilerletmeyi düşünüyordu ve bu bağlamda 3 soruya cevap aradı. Birinci sorusu Tanrı vardır önermesi kendiliğinden açık seçik midir? Yani yanılgıya yer vermeyecek kadar belirgin midir? İkinci sorusu bu gösterilebilir mi? Üçüncü sorusu Tanrı var mıdır? Aquinas bu sorular çerçevesinde Tanrı'nın varlığını ortaya koyan meşhur 5 kanıtını ortaya attı. Şimdi bu kanıtlara sırasıyla göz atalım. Bu kanıtlardan ilki kozmolojik ve hareket etmeyen hareket ettirici savıdır. Aquinas'a göre evrende her şeyin hareket halinde olduğunu görebiliriz ve hareket halinde olan bir şeyi mutlak surette başka bir şeyin hareket ettirmesi gerekmektedir. Bu süreç böyle devam ederek uzar. Ancak Aquinas bu durumun sonsuza dek sürüp gitmesinin mümkün olmadığını düşünür. Çünkü bu durumda ilk hareketi veren şey asla bulunamaz. Ancak eğer böyle düşünülecek olursa sonraki hareket de olmayacaktır. Öyleyse ilk olan ve hareket etmeyen bir hareket ettirici olmalıdır. Aquinas bu hareket ettiricinin de Tanrı olması gerektiğini belirtmektedir. İkinci kanıt ilk neden savıdır. Aquinas her şeyin bir nedeni olduğunu ve hiçbir şeyin kendi kendinin nedeni olmadığını belirtir. Her neden önceki bir nedenin sonucudur. O önceki neden ise başka bir önceki nedenin sonucudur. Bu durumunda tıpkı hareket ettirici savı gibi sonsuza gidemeyeceğine göre Aquinas'a göre nedeni olmayan bir ilk neden olması gerekir. Bu neden de Tanrı'dır. Üçüncü kanıt olumsallık savıdır. Aquinas doğada varlık kazanan ve sonra yok olup giden bir düzen içerisinde yaşadığımızı belirterek var olan her şeyin var olan başka bir şeyden gelmiş olması gerektiğini düşünür. Aquinas'a göre doğal varlıklar olumsal varlıklardır. Çünkü onlar her zaman var olmazlar, yaratılmışlardır ve yok olup giderler. Bütün bu mümkün varlıkların dışında varoluşu başka şeylerin varoluşuna bağlı bulunmayan bir zorunlu varlığın olması gerektiğini belirten Aquinas'a göre bu zorunlu varlık Tanrı'dır. Dördüncü kanıt derecelendirme savıdır.
Akinas her varlığın görünür şekillerde birbirlerinden farklı yapılar taşıdığını belirterek bu farklılıklara bir derece ilişkisiyle yaklaşır. Buna göre bazı şeyler diğerlerinden daha iyi, daha güzel ve daha doğrudur. Fakat şeyleri belli bir özelliği sergileyip sergilemediklerine göre derecelendirebilmek için Akinas'a göre öncelikle elimizde bir standartın olması gerekir. Öyle ya, bazı şeylerin diğerlerinden daha iyi olduğunu söyleyebilmek için mutlak bir ölçütün, bir en iyinin var olma zorunluluğu bulunmalıdır. Bu durumda iyi olan her şey en iyinin sonucudur. Zira en iyi, başka iyi şeylerin iyiliklerinin temelini meydana getirir. Akinas'a göre varlıklarda tanık olduğumuz bütün bu iyiliklerin ve başka yetkinliklerin bir nedeni olmalıdır. Bu neden ise yine Tanrı'dır. Beşinci ve son kanıt teleolojik ya da düzen ve amaç savıdır. Akinas doğadaki zeki olmayan ve cansız nesnelerin hiç farkında olmasalar bile belli bir amaca doğru hareket ettiklerini belirtir. Bu nesneler hiç farkında olmamalarına rağmen belli bir plana uygun olarak açıkça bir amaç önünde hareket ederler. Dolayısıyla Akinas'a göre onları amaçlarına yönlendirme bilgisine sahip olan, onlara yol gösteren bir varlık olmalıdır. Ve şüphesiz bu varlık Tanrı'dan başkası olamayacaktır. Akinas bu kanıtlarıyla Tanrı'nın varlığını teolojiye ilişkin düşünceler ile akılcı düşünceyi ve doğal dünyadan edinilmiş gözlemleri birleştirmiştir ve sonucunda yüzyıllardır Tanrı tartışmalarında başvurulan argümanlar ortaya çıkmıştır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Zihin işçisiyle kalın.